Ve hemen Çorum'a gidiyoruz. Canlı bağlantıda kızınız Zeynep karşınızda olacak. Kız kardeşin karşında olacak. Bu evlendiği resmi nikah kıydı Ali ile beraber. Hemen bağlantımız gerçekleşsin. Görelim. Zeynep hoş geldin canlı yayına. Hoş bulduk. Aile cüzdanı da elinde tutuyorsun. Evet, yokmuş ya, işte var. Gösterelim mi? Gösterelim yani. Buyurun. Sen beni diyordun ya, enişte beni al, sokağa attılar, gel al bir gecenin yarısında, 12'sinde. Sen beni ne dedin? Bunun açıklamasını yap bana. Enişte beni sokağa attılar, gel al beni dedin mi, demedin mi? Ben sadece bunun cevabını istiyorum senden. Daha sonra ya sorularım çok. Madem zoruna tutulmuyor ya. Ya sor, ben sormadım. Ya bak, sen konuşuyorsun, dün konuştun. Bugün de ben konuşayım. Sen tamam. Sus. Tamam. Öyle bir mesaj tamam. Attınız mı? Hayır. Caner. Daha öyle mesajım var, göstersene. Peki, tamam. Hiç şiddet gördüğüne, eşinin seni sokağa attığına, burada mağdur olduğuna dair aileni aradın mı, yardım istedin mi? Ve ailenle hayır, niye görüşmüyorsun? Hayır. Bunların hepsini anlat. Tamam. Öncelikle bak, ben ailemi arıyorum. 3 gün evvel aradım ki annem dedi hani kızım dedi şu karlar erisin. Ondan sonra dedi 5-10 gün sonra geçsin ben geleceğim dedi bak. Demedi desin annem yanında. Ben seni geleceğim dedim bu. Ben seni geleceğim dedim. Ben Ekrem niye yüzüne bağıracaksın ya? Siz benim oğlanı kavga edip durursunuz. Bizi öldürecek sen... olup durursunuz. Zeynep benim kızları öldürecek oluyor senin adam. Oğlanı öldürecek oluyor. Ne yapacağım ben bunu Petr oldu ya? Bu ne bu ya? Bir daha ne yapayım kızım ben? Bir dakika senin oğlan da benim kocamı vuracak oluyor. Onu ne edeceğiz? Ben oraya gelsen beni odaya kapatacaksın. Benim adamı dövecek. Beni bakmıyor. Beni bakmıyor. İspatla. Senin adam bize. Değil. Beni bak, senin adam... Senin o... Tamam da benim adam senin oğlan vuracak. Hayır. Kaçırdı madem senin adam ağzını toplayıp oturacaktı. Ne dedi bana? Ne dedi? Çorum'a gelirsen vururum dedi. Akşam da tehditler var. Akşam da aynısını dedi. Tamam mı? Ne dedi? Söyledin mi Ali? Abla ben söyledim derken ben dedim yani. Ne dedin? Çorum'u sokmayacağım dedi ama. Ben vururum ederim dedim. Ben seni Çorum'a gelsem ben seni eve koymam dedim. Yine de koymam niye? Dedim. Niye? Buyurun. Siz aile olmuşsunuz. Ne var? Abi, buyurun. İki aile bir araya gelecek. Niye ya, bu kadar engel koyuyorsunuz ilişkiye? Tamam biz konuştum. Şimdi şöyle bir şey hani demiş ya akşam tehdit baskı altında kalıyor diye. Evet kalıyor abicim. Kalıyor. Ben akşam. Ben sürekli aradım. Ben akşam ya tamam kalıyor bu devletin. Beni dinle. Ya, sen beni dakika, dinle. Bugün, ya. Bak Allah sen bizim bir kedi ya. Gibi. Sen kedisin biz bağırıyoruz böyle çeviriyorsun. Sus lan. Sus. Şimdi ben konuşacağım sen susacaksın. Dünya tersine döndü. Bak benim eşime bağıramazsın. Bağırırım. Orada analı kızı çıktınız. Ben bağırırım. Çengengi kes. Çengengi kes. Bağıramazsın. Zorla biz de çıkıyoruz elinden. Çık karşıma. Zorla falan tutulmuyoruz biz. Vallahi biliyorum zorla tutuluyorum. Yalan söyleme. Değmiyorum. Çünkü kendin gidin halta. Ben zorla tutuluyorum değmiyorum. Bak yemin etme. Ben ya, aradım. Bir şeyin farkındasınız ya. Zorla madem bir dakika benim dinle ya. Ben bir konuşayım benim dinle. Ben soracağım sen cevap vereceksin. Bugün sırrı bende. Sen beni ne dedin? Sen beni 20 milyar. Ne dedin? Ne dedin? Ben seni, sen de paranın peşindesin. Kız kardeşin peşinde değilsin dedin. Sen bana 20 milyar para teklif ettin. Sen dedin satmaya alışmış sizin aile dedin. Götür git başka yere pazarla dedin mi demedin mi? Buyurun. Dedin mi? Ah bağlantı durdu. Sen beni ilk parı teklif ediyorsun. Ali tam durdu yani. Yalnız bir şey farkında mısınız? Cevabını versin. Bütün ortalığı her şeyi yapan, karıştıran, insanları birbirine sokan erkekler. Bunun için mücadele eden kadınlar. Bir anda Ali'ye benim kocama bağıramazsın dedi. Yani şimdi bu nasıl koca ya? Mesela bu tavırdan. Ha? Bu nasıl koca? Bu nasıl geçim? Vallahi keşke vallahi böyle olsa. Hepsi böyle hani Ali gibi olsa. Ben bunu kocam değil. Benim hasan ben sevsem ben bunu koca diye yanıma almam. Ya boş ver zaten seninle ne işi olur onun? Kardeşin bir şey görmüş ya sevmiyorsun. Benim sorduğum soruyu cevaplasın. Benim sorduğum soruyu cevaplasın. Bir söyle. Dakika sen beni dinlesene. Senin eşin gibi ben senin eşin gibi diyor arkasını ben varım. Halal olsun iyi olsun. Sen de bana karış.
Doğru mu peki? Ağzını bozma, ağzını bozma. Ağzımı bozarım. Bugün sıra bende. Ben konuşacağım. Bir yeter dakika. Artık. Ya arkadaşlar bak gene anlayamıyorum. Aynı Ali Bey, Zeynep Hanım, Halime Hanım. Bir dakika. Kardeşim siz iki yıldır doğru düzgün iletişim kuramayan iki aile değil misiniz? Esra abla. E peki sizin evin içinde olanları Ali bu nasıl bu kadar kolay biliyor, kız kardeşin söylüyor. Esra abla. Ya kız kardeşim zaten gidip hepsini anlattı. Ali en başa gidelim. Bu kız senin yanına kaçtıktan sonra, bir evlilik kararı aldıktan sonra niçin bu aileyle gidip ellerini öpmedin, yemeklerini yemedin, kahveni içmedin, çiçeğini götürmedin? Getirseydin ya. Abla ben gitmedim demem. Gittim, tamam, gittim ben kardeşim ya. Kardeşim getirseydin benim ya. Ablayı, benim kızı getirdin mi? He? Kardeşim getirseydin ya. Tamam. Senin boyuna mı göreceğim? Bir dakika, bir dakika bak. Bir dakika biz konuşalım bir. Bir dakika. Ben konuşayım bak. Gel, gelmek istedik. Gelmek istedik. Ne zaman, ne zaman, ne zaman? Senin oğlun aradı beni. Ne dedi? Bak. Senin oğlun aradı, vuracağız diye aramadı mı? Bak, sen aradın. Anne söyle. Vuracağız. Niye aradı? Siz demişsiniz ki. Anası diye aradı. Anam dedi hastanede yattı dedi, bir ay dedi. Sen neden gelmiyorsun? 9 ay kanını gezdirmiş, emdirmiş. Kurban bayramları geçti. Kurban bayramları geçti dedin. Ondan evvel, ondan evvel. Hayır, senin amanetten evvel senin oğlun beni aradı ki. Siz demişsiniz ki. Buraya gelirsen vururum seni dedim. Sorsan ya oğluna. Gelirsen seni vururuz dediniz mi? Hayır ablacığım. Suç bunun eli başı bu kendisi. Bu değil. Dur kendisi. Kızlar. Zeynep devam et. Evet. Gelirsen... Yani biz köye geleceğiz dedik. Dedi gel. Evet seni vururum dedi. Gelme dedi. Oraya gelirsen dedi seni vururum dedi. Yani ağzında tehdit küfür etti bana. Ne dedi? Ne dedi? Küfür etti. Hayatım dedi. Bir dakika. Bu arada seni niye vursunlar ki? Sen boşanmış hani düzenli. Artık hani yeniden mutlu olmak isteyen bir kadınsın. Niye bu kadar kargacık vurcacık ilişkiler var yani? Esra Hanım aradık mı? İşte uzak yere kaçtığım için bunu böyle yapıyorlar işte. Uzak yere kaçtın diye bütün sorun şehir mi? Evet, evet, evet. Yani siz Manisa'dasınız değil mi? Alaşehir'desiniz. Sen Çorum'dasın. Çorum'dan dolayı o onu vuruyor. Bu bunu kapıdan içeri sokmuyor. Peki senin kocanla alakalı ailen diyor ki işte kötü biriymiş, bizim kardeşimizi mağdur edermiş. Bu iddialar doğru mu? Hayır hayır mağdur değilim Allah'a şükür. Kocam yanımda aç değil, susuz değilim. Yani hayır ablacığım. Yok. Hani, kocanı beni savunma. Yani. Kocanı beni savunma. Senin kocan beni ne dedi biliyor musun? Satmaya alışmışsın Ali götür git sat dedi. Abana 5 milyar para vermiş. Bunların kaydını beni yollasın. Dokümanlar Esra ablayı yollasın. 5 milyar. Sen ne dedin? Abla benim başım Ali ile vallahi hadi billahi hadi dedin. Buradan evime gitmeye nasip etmesin. Sen beni ne dedin? Abla Ali ile dedin, abam yaptı benim başımı dedin mi demedin mi? Kapının kim? Önünü bakıp gelelim dedin, kapının önünü baktın insan yok. Bunun peki, cevabını ver. Senin başını kim yaktı? Sen Ali'yi nereden buldun? Buyurun. Ablam da bağlayabilirsin ablacığım. Ben Ali'yi Facebook'ta tanıdım. Hani ablamla eniştemle hiçbir sorunu yok. Ne kadar süre yazıştınız? Ya. Bana yani 3-4 ay yazıştık. Sonra görüntülü konuştuk. Görüntülü. Sonra yani çünkü benim ailem vermiyor. Ailemi vermeyeceğini biliyordum yani uzak olduğu için ben de kaçmaya karar verdim. Yani tek buradan geldi. Uzaklık kaçtım. Şehir mi? Aynen aynen tek peki. Sorun uzaklık ve yani uzak olduğu için. Peki Ali seninle evlendi yani seninle siz bir sene yaşamışsınız sonra evlenmişsiniz de. Ali sen kaç evlilik yaptın? 2. Bir sefer. Hayır ablacığım. Nasıl bir sefer? Hayır. Nasıl? Hayır. Nasıl bir sefer? İki evlilik yaptım. Sen ne dedin? Sus. Vallahi hadi billahi hadi. Sen ne dedin bana? Garip oldu dedin. Benim de. Anne bir sus. Bir dakika bir soru sor. Ya koy muhtarı. Ya daha resmin. Lan ne diyeyim? Sen niye yalancısın lan böyle? Lan daha koy muhtarı var ya. Yalan mı konuşuyoruz? Yok lan ben 50 kere evlendim ya. Bir sefer ne olacak ki? Şeytan senin yanında halt işlemiş. Bir resmi nikahlı ama birkaç dini nikahlı olabilir. Sahi senden ne korkulu? Karadan tavuktan korkacağım der ya. Senden ne korkulu? Vallahi ben senin gibi erkekler kocam madeti kolumu takmam. Affedersin ya. Hiç ay sen bakma. Niye bunu karni koluna koca diye takıyorsun? Niye böyle bir şey söylüyorsun? Zaten ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Abla. Şimdi ya, Ali, etmez, bir dakika. Halim yalancı 900 yalan. Halimeciğim iyidir kötüdür bilemem. Tamam mı? Ama her ikisi de yani birbirini atıyorum sevmiş, Facebook'ta tanış, gönül ilişkisi yani senin istediğin gibi bir damat olmadı diye de bunu aşağılayamazsın tamam. Hayır, yani. Hayır benim demek istediğim bu değil. Bunları madem böyle kandırıyorlar. Bunlar kandırmalı yöntemini biliyor. Esra Ali'cim benim Ali istediğim bu. Ali Bey. Yalanla dolanlar kandırıyorlar. Dur efendim, kız zaten efendim. Gittiniz her yerde kavga ettiniz. Sonuç 2 yıl geçti. Ne olur şunu bak burası böyle şey bir uzlaştırayım sizi bir sakinleşin ya. Şimdi abicim senin kaç nikahsız kaç nikahlı birlikteliğin oldu?
Bir. Başka oldu mu? Zeynep niye gülüyorsun ya? Yok ya, ne olması ya? Ha, Zeynep sen niye gülüyorsun? Psikoloji bozuk çocuklar göstermedi Yasir abla. Ben ne bileyim. Hani ben eş olduğum için bir tane evlilik biliyorum da onunla orada hani kaç evliliğini soruyor. Onun hani tuhafı gibi. Çok merak ediyorum. Kardeşim siz peki hani tanışırken çiftler birbirlerine sıkıntılarını anlatırlar ya. Siz de birbirinize geçmişteki deneyimlerinizi anlattınız mı? Her şeyimi evet, A'dan Z'ye kadar evet, anlattım. Benim de her şeyimi biliyor. A'dan Z'ye her şeyimi anlattım. Evet dedi. Ben de onunkuna evet dedim. Hani yalnız bu arada yan yanılar birbirinin yüzüne bakmıyorlar. Esra abla. Esra abla. Evet. Sen Ali'ye kefil misin? Ailen hiç güvenmiyor bu adama. Ya ben bundan bir ailem geçinmiyor. Ben geçinim. Yani bundan bir ay önce... Peki ama ailen niye ettim. Güvenmiyor bu Ali'ye? Ben geçinmiyorum da... Ya gelmiyor diyor. Onun için güvenmiyor herhalde. Gelmiyor diye güvenmiyor yani. Ya nasıl uzak diye mi güvenmiyor? Neyin bak diyor ki bu adam diyor bizim kardeşimizi üzecek. Ya abla mesela bir şey diyeyim mi? Ya söyle. Abla kayıtlı adam bir araştırsın. Ben akşam tamam mı? Bu çıkacak evli olup sizden... olmadı. İkinci evliliği bunun bu. Bak yayından kap. Ya sus bir bir. Sen bir su ya şunu atın şu. Sen sus ben. Kim atacak? Sen atsın hala. Sen atsın hala. Kes sesini. Ya. Ya bir kes sesini. Yeter abi. Usluğunuza dikkat edin siz de. Evet Ali. Dün de beri konuşuyorsun ya. Esra, konuşacağım ya bugün ben de atıp savuruyor ya senin kocan böyle. Mimar şeymiş ya, müteahhitmiş ya. Ne karı çok mesajları ya. Bak aha burada gösterim. Vallahi senin 70'lik boyutu seyredir ederim bak. Ya herkes para gönderiyor ya. Zeynep'le tanışırken kendini ya mimar ya da müteahhit olarak tanıttın evet, mı? Evet müteahhit ablacığım. Dur. Vallahi bu ondan iyi yazıştın. Evet. Sen mi yazıştın? Evet müteahhit bir çalı. Evet. Ali kendini müteahhit olarak mı tanıttın? Efendim abla. Kendini müteahhit olarak mı tanıttın? Ya ne müteahhiti ben inşaat yapıyorum dedim. Hayır. Ya. Bir dakika bir dakika. Evet. Abla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben yalan. Buraya gelmeden ben benim bütün çevremdeki arkadaşlar Zeynep'le görüştü tamam mı? Ne iş yaptım hepsi biliyor. Bana dedi kerime tek şu beni buradan kurtar. Başka bir şey istemiyorum dedi. Ben de tamam dedim aldım geldim. Sen nereye yani bakıyorsun şu anda? Yani yuva yaptıysa kendim kötü mü ettik yani? Telefona bakıyor telefondan okuyor. Facebook'taki yazışmaları mı? Ben ne diyeceğini bilemedin değil mi? Bu yanındakini attığım mesajları ya, göstereceğim de. Hayır mesajları falan gösterme. Sen Zeynep ben niye Facebook'ta birini buldum. Müteahhit iyi bir eş adayı aa. Diye ailene söyledin. Sonra tanıştığın kişi inşaatta çalışan biri çıkınca bunun mu kıyameti kopuyor? Hayır, ben ablacığım. Anlamak istiyorum. Zeynep, Ali. Ne müteahhit ya bir de müteahhit çıktı arkadaş ya. Ha. Abla. Bir de bunu deyim. Bunun cevabını versin Esra abla. Ben madem müteahhit kaç kişi çalıştırıyor anne? Kaç kişi çalıştırıyordu bu? 25 kişi çalıştırıyormuş müteahhitmiş. Sen bunları nereden biliyorsun? Ben bunları nereden biliyorum? Ya ne müteahhit? Taşıron, annem taşıron. Müteahhit ayrı taşıron. Taşıron. Evet. Sen müteahhit ne taşıron bilmiyorum ya valla. Esra abla eşimi bağlayın. Yunus Kara var eşimi bağlayın. Bir saniye Halime abla şimdi şunu bak siz neye üzülüyorsunuz? Bağlasın eşimi de bağlamak. Kaçtı. Bak kaçtı. Ne olacaksa olsun. Halime abla. Çok bizim ekibin taşıronu şey görür müyüm bir dakika. Kaçtığı kişinin müteahhit olmamasına mı üzülüyorsunuz? Yanıyorsunuz. Yoksa bu Ali'nin yanına gidince. Çok yalancı. Ben buluyum ya. Böyle kişileri kanlıyor işte kadınlar. Dur bir ya. Müteahhitin bilmem ne diyor ya Feyyaz tamam, diyor ya. Tamam müteahhit de diyor ben inşaat işçisiyim diyor. Ne müteahhit sen ya Allah dinin seversen sus ya. Ha. Feyyaz'ta diye yazılı. Esra abla Feyyaz'a bakabilirsin. Müteahhit diye yazılı. Facebook'ta kardeşin sana yazışmalarını gösterdi mi? Esra abla var. Al abi göster bak. Bu benim ekibim bunlar. Karın ama şey kız kardeşin onun müteahhit olmadığını gidince yerini yurdunu anladı. Tamam mı? Öğrendi. Tamam öğrendi. Benim için mesleği önemli değil. Ben Ali'yi sevdim dedi. Gerisine ne söylemek düşer? Bir söz düşer mi? Bu Zeynep. Yalan... Abla mesela bir şey değil yalan... mi? Bak bir dakika ben bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen susun. Evet. Ya bir dur Allah'ını ya. Gözünüzü ya şunları atın şuradan ya. Bir kim şey diyeceğim ya? Bak ya ben kim bir şey diyeceğim. Beni kolay değil. Ya bir gel... Gerçekleri cevaplaması seni bak, ben zor bir şey geldi. Değil mi? Kaç hani, yaşarım bir dakika, yok? Dur, hani sen dakika, müteahhitin? Dur, sen dedin ben müteahhitim ben diye. Ben bunları senden ağzından duydum. Ne müteahhit evet, ben iki tane, sen kafayı mı yedin ya? Hayır. Kafayı mı yedin sen? Sen iki tane evlilik yaptın ben. Ha, karakoldan Halime Hanım ben de size bir şey sormak istiyorum. Bakın problem şuradan kaynaklanıyor. Siz Esra Haroğlu'da programına müracaat ettiğinizde kardeşim evli değil dediniz. Birinci iddianız buydu. Evet abla ama evlilik dışı, evlilik dışı. Ali'yle birlikte dediniz. Kardeşiniz evli çıktı. Kaç hatta lütfen dur. Sinirlenme bir sakinleşelim. Sana belgesiyle gösterdi. Evliymiş. İkinci iddia şuydu. Kardeşim Zeynep.
Zorla tutuluyor. Dedim. Zorla tutuluyordu. Ha, zorla tutuluyor. Bana mesaj attı. Telefonla aramam var dedi. Esra Hanım da sordu Zeynep'e. Mesajı var gösterme. Mı? Telefon var mı? Yok. Şimdi ben size soruyorum. Var ablacığım. Bak, üçüncü eşim, iddia. Eşim bağlansın, eşim konuşsun. Bak, hepsini şunu mu biliyor. İddia ediyorsun? Meslekle ilgili şey de bıraktım. Ya bırak eşim ya. Ben şunu hissediyorum. Bir kız kardeş olarak siz belki Ali Bey'in daha önceki evlilikleri, onu da iddia ediyorsunuz. Duyumlarınız var. Ali Bey'in önceki evliliklerinin sonlandırılması nedeniyle ilgili, kız kardeşinin de geleceğiyle ilgili kötü böyle bir şey ima etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü iddia ettiğiniz hiçbir şey tutmadı. Aynen öyle. O yüzden öyle. Ali Bey'i size sormak istiyorum. Daha önce, Ezra abla. Daha önce biten evliliğiniz sorunlu mu bitti? Düşmanlarınız mı var? Bazınız ben niye mi? Bu kadar iddialarda bulunuyor? Kendisi söyledi. Buyurun cevaplayın Ali Bey. Ya anlaşamadık, ayrıldık. Ha, hani evli değildi. Anlaşamadık, ayrıldık. Tamam. Şimdi ne kadar süredir bekardınız peki? Yedi sekiz yıl olduydu. 7-8 yıl evli kaldınız. Yani uzun süredir bekar mıydınız boşandıktan sonra? Yok. 3 yıl. Evet. Peki çocuğunuz var mı? Daha ne kadar boşandığını bilmiyor. Hayır. Kötü bir boşanma süreci miydi? Yani kötü mü bitti evlilik? Yok, hiçbir şey de bitmedi. Bunun var ya yalan. Benim her şey şahidim var, tanığım var. Peki hayır, anlaşmalı mı boşandınız? Allah'ım yarabbim yarabbim ya, şu karıyı etme koydum. Bunun var, yalancı olduğunu bilen çeşidi de neden atıldığı belli. Dur. Ya bir dakika, ben sana Kavga ederek mi boşandınız? Ya anlaşamadık, ayrıldınız. Anlaşamadınız, ayrıldınız. Tamam, yani şimdi yanındaki kadın da çocuklarını göremeyen bir kadın. Ya bir dakika abla, ben sana bir şey sorayım mı? Söyle. Esra abla. Akşam hani dedi ya beni zorla falan tutuyormuş diye. Neden yanından destek alıyordun? Akşam, neden konuşurken destek alıyordu acaba? Bir dakika, akşam ben jandarmadaydım. Jandarma, ya bir sus ya. Lan kışın mut. Lütfen bakın, kulaklıktan duyuyor. Ben akşam jandarmaya gittim, ifade verdim. Savcı bey ifade aldı. Niye orada dememiş ben baskı altındayım diye? Çünkü sizin yanınızda. O, buraya getir. Bak, bir saniye getir, o zaman canlı. Evlendiğiniz süre içerisinde nikahın yapılmasında Ali Bey'den ve ailesinden yana bir baskı var mıydı? O evde zorla tutuluyor musunuz? Esra abla, onların yanında bir şey değmez. Ya canlı yayındayız artık. Bir şey yok. Ya Halime ablacığım, bak siz de bazen hayal görüyorsunuz. Lan hayal, canlı yayında hayal ya. Hayal değil ablacığım. Bir saniye. Canlı yayında. Desene. Yanında Caner ben var. Sen geldin. Esra'cığım bak, dinle beni dinle. Ben konuşabilirim. Bir dakika. Bir hani baskıyla tutulman söz konusu mu? Esra abla, anne bir konuşsun. Ya kocasına laf söyletmeyen de bir kadın var yani. Tamam. Hani... Annem bir konuşsun Esra abla. Şimdi, kızının dediğini desin. Kızının duymadınız mı? Nereye baskı tutuyor? Öyle der, bir şey yapar. Hayır. Caner'e çıkar. Abi sana bir çay vereyim. Benim buradan gitmem lazım. Biz buna Esra nesini yaşadık? Abla, bizi kendi kedi oldu, bizi balık oldu, bizi böyle avladıyor. Şimdi annem sorsun, bak annem cevabı tamam. Versin. Tamam ama şunu bir öğrenelim. Sen Zeynep'ciğim, sen niye gelmedin? Bir dakika dur. Zorla duruyorsan. Zorla duruyor musun? Hayır, zorla durmuyorum. Öyle. Ben seni aradım mı? Ana ben dışarıda insan var mı bakken gelen diyorum. Gelimi gelip de konuşuyorum. Neden böyle diyorum ya? Gel. Ben seni geçen gün aradım. Sen ne dedin? Allah'ım yarabbim. Para bakacağımız yok dedi. Elini çek oradan. Ha. Gelce. Senin soruların vardı. Sorularını gelce, sor. Var Esra abla. Annem demiş konuşmuyor şu anda. Benim... Demiş dışarı bakayım gelin. Maddi anne, durumumuz yok. Maddi durumumuz yok, biz Ekre'ye gelemiyoruz demiş. Dışarıda ne var diye bir şey yok. Peki yaşındaki kadın. Zeynep, annenlerin evine gidememe sebebi. Müteahhit ya bu. Kocanın baskısı, zorlaması sebebiyle mi? Yoksa şimdi ekonomik imkanlar da olabilir. Ekonomik sebeple hani bazen geçim derdinden dolayı mı otobüs parasını denkleştirip gidemediniz? Esra'cığım tamam, ben bunu şimdi biliyorum. Hayır, Allah'a şükür paramız var, pulumuz var da ben de bir şey sormak istiyorum yani. Bir dakika. Anne, sor. Ya ilk vardığım yerde de seneden seneye gidiyorduk. O zaman ne oluyordu? Bir sorsanız da onlara. İlk vardığım yere seneden seneye gidiyorduk. Şimdi buraya gelecek mi kızlar mı özleye oldu? Beni bak, ben senin ağanda durdum. Kaynan telefon çekti, senin yanına geldim. Telefon mevzusu oldu böyle. Ben senin yanına geldim. Tamam mı? Her şey beni alasın. Ben senin arkanda durdum sonunu kadar. Tamam mı? Sonunu kadar ben senin arkanda gelmedi desin. Kaynan gel hadi bağlansın. Bağlansın. Tamam. Ali Bey bir şey söyleyecek miydiniz o sırada?
Ya abla yani değil mi ben zorla duruyormuş falan diye. Ben akşam jandarmaya gittim, ifadeyi verdik. Savcı ile görüştü gerekli personeller. Hı. Ha ben baskı altında tutuyormuşum zaten devletin yani jandarmasının yanında mı ben şey yapmışım. Evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Ben başka işim yok, ben devletin yanındayım. Jandarmayla polisle ben ne işim olmaz. Evde kaç kişi yaşıyorsunuz Ali Bey? Zeynep anlatsın bunları ha, böyle. Evet. Ha. Zeynep yuvanı anlatır mısın bize kaç kişisiniz? 7 kişi. Kimler yedi, var? Yedi kişiyiz evde. Öğrenci. Yedisi. Yani görümcelerim var yani kimi okulda kalıyor yani yurtta ulan kalıyor. Bunların yani. Evleri dahil yok evde. Ayrıma bir ev yapırsana bana. Para çok ya. Ev bile yok. Para çok ya. Sen bir de ya, bir şey sorabilir miyim? Allah aşkına. Para çok ya. Müteahhitsin şey ya. Katım yapsaydın ya. Katsaydın ben oraya ya. Gövseydim ben seni ya. Tamam Esra abla. Neden telefonları elinden aldın? Gel o zaman bir ev yapırsana. Ayrıma o kadar para çok. Bir ev yapırsana bana. Esra abla. Valla ben yapamam. Götürdüğün gibi katını bakarsın. Sen erkek değil misin? Halime. Attı dışarı. Sen mi bakıyorsun ya? İki senedir sen mi bakıyorsun? Ben bakamam. Neden ben mecbur değilim götürdüm ki hanıma bakacaksın. Sus o zaman. Susmayacağım. Sus lan. La ben mağazım ben şimdi bu arada ya Halime bak Allah sen de bak, sen ya. De çok yanlış konuşuyorsun. Halime konuşursa ben de yayından çıkıyorum. Ya tamam dur sen de Allah. Bu da o onda kahvede onda kahvede bu diyor ki ben yayından çıkıyorum bir dur. Öf. Şimdi bak sen de yanlış konuşuyorsun. Ya abla şimdi ben bir şey diyeyim. Ben iki yıldır buraya bir dakika. İki yıl olmuş ben buraya getireli. Hı. Ben kimseye mi mağdur etmişim? Bir dediğini iki mi etmişim? Biri veyahut da bir şey mi demiş? Ben bunu bebek gözleri gibi gözlüyorum buraya geleli. Oraya çıkmış vır 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 çana yapıyor. Lan sen beni psikolojimi bozdun. Yalan yalan üstüne. Yalan yalan üstüne. Yalan yalan üstüne. Yalan yalan. Ben de diyorum artık ki sana ben seni bir dakika. Ben bıktım dakika, artık. Dur. Usandım. Sen beni psikolojimi bozdun. Gece ben uyku uyuyamıyorum. Bu ne ya? Beni şimdi arama bütün... ya. Arama. Götürme, arama. Sen arama. Arıyorsun beni. Sen arıyorsun. Senin hanımın arıyor. Şimdi gece bugüne yarısı. Kadar tüm yaşananları... Lan dün akşam aradın ya sen beni. Beni aradık. Üç gün, dört gün geçti arada. Niye? Sakin. Bugüne kadar yaşananları ha. Unutalım. Şu kadını Halime, kafanda soru işaretleri vardı. Var Esra koca, abla. Koca, kardeşin kocasıyla canlı yayında. Bak, sabahtan beri Caner o evde misafir. Tamam mı? Bak şimdi kardeşini görüyorsun. Kardeşin diyor ki ben bu adamın yanında mutluyum. Esra abla. Ben bu adamın yanında huzurluyum. Tamam mı? Bak gördünüz mü gözünüzle yerini yurdunu? Neden getirmiyor? İki sene olmuş Esra abla. Bir saniye. Ya Caner abiye şimdi... sor. Aha Caner abi görelim. Dinledi ya. Seviyorsa ben, gitsin. Ben bazen baskı tamam. Yapayım ya. Bakın bugüne kadar olanları unutun diyorum. Şu anda gördün mü mutlu? İçiniz rahatladı mı? Tamam rahatladı mı? Rahatladı mı? İşte. Şimdi Zeynep'ciğim ev hayatını, evde yaşayanları bir anlatır mısın bize? Ya hı. Evdekine işte okula gidiyor, kimi yurtta kalıyor. Hı hı. Kayınvaliden kayınpederim var mı evde? Evet var. Anladım. Yani şimdi ben de onlar bir soru sordu. Ben de soru sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii ki. Şimdi ben buraya iki sene oldu geleli. Evet. İki senedir beni hiç mi konuşmamış bunlar? Hiç mi görüntülü görmemiş mi? Sorsan ya. Ama işte bu görüşmelerde hep şunu söylüyor. Sen vallahi söyle. Diyor ki ya. Sen Ağustos'ta aramışsın. Perişanım beni sokağa attılar demişsin. Esra abla. Dedi mi? Şey Yunus Karaoğlu eşimi bağlanın Esra abla. Benden inanmıyorsun. Eşim anlasın. Eşimi bağlansın. Eşim istiyorum ben eşimi bağlansın. Eşim anlasın. Yunus Karaoğlu eşimi bağlanın o anlasın. Eşin zaten kimin ne içiyor? Benim eşim içmiyor. Ne diyor? Vallahi. Ya bir şeyse senin adamın parası beni var. Beni bak. Değil, beni bak. Monitörü ver. Hayır monitörü ver. Ben çalışıyorum. O yiyor. Halen olsun. Benim eşimin arkasını ben varım. Senin gibi müsait değil ki. Kandırası götürmediler beni. Tabanımı katıma oturdum. Valla baş olmaz mı diye. Halime yalnız sen çok tehlikeli kadınsın. Yemin ederim bak. Yeter artık. Beni çıldırttın Esra abla. Yalan yalan. Bu ne ya? Anladım da sen şu anda canlı burada olsaydı o kıza saldırmaya gidiyordun da monitördü yani Allah'tan. La havle ve la kuvve. Yedikleri daha hayırlı olmuş Halime. Sinir oldum Esra abla. Şimdi. Elim ayağım tutuyor. Bunun ya sinir krizi geçirecekler ben Ariye'den. Dur. Şimdi bir anda olay senin kocana sen döndü. Bu doğum da senin krizi. Annene bak annene. Döndü. Annene bak. Annem mi gülüyor bak. Bak annene. Döndü. Söyle. Beni söyle şimdi. Döndü sıra şimdi bana. Hadi söyle. Ben cevaplayayım. Benim eşimi döndü ya şimdi içiyor dedi ya. Benim eşim içer arkasını ben varım çakı gibi. Benim eşim her altı yer. Kimse de payasız olmaz. Tamam mı? Ona da söz düşmez. Ben sana eşimle soruyorum. Ben varım ben. Evet. Tamam.
Tamam bak. Sen ben diyorsun varayım. Bir dakika. Zeynep. Kocanın arkasında çakı gibi duruyor musun? Efendim. Ha? Aynen duruyorum. Bak aynen. Ne kadar güzel bak. Ben, 10 dakikadan itibaren. Benim eşim, bu da benim eşim olduğu sürece ben de arkasındayım. Yalnız 10 dakikada dünya değişti. Kadınlar erkeklerin önüne geçti. Çakı gibi önlerinde tamam, arkalarında duruyorlar mı? Duruyorlar. Tamam. Senin kocan da sana pürü bak. Diyor ki benim kocam da bana pürü bak. Artık karışmasınlar diyor. Artık kavga olmasın. Her iki aile uzlaşsın, barışsın. Kız kardeşler olarak görüşün. Bırakın kavgayı ya. İkna oldunuz mu? Bak mutluyum diyor. Aynen ya. İkna oldun mu? Gelsin görelim Esra abla. Çünkü beni akşam tehdit etti ya bu. Peki Ali Bey. Ben oraya çıkamayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Buraya gelsin görüşelim. Dur bak, telefonla taciz etmeyin. Ali Bey ne yapalım biliyor musun? Hani bugüne kadar siz Manisa'ya hiç kayınvalidenizin, eşinizin, kardeşinin hani onlarla kucaklaşmadınız. Kayınvalidenizin elini öpemediniz. Hadi yarın bir vesile yapalım. Yani bir vesile abla olsun. Abla ben gittim. Dur tamam hayır, bırak bak. Ya, bırak. Yarın ya. İtibariyle burada bir barış imzalayalım mı? Kucaklaşalım mı? Abla ben oraya gelemem. Niye? Ya Zeynep giderse gitsin ama ben gelemem. Annenin hastalığı için bakın. Evet. Anne hastaymış gerçekten burada da hastaneye götürüp hastaysa hastaneye götürelim. Ha bu arada şey de söyleyeyim hani. Ya bir şey söylersem annem hasta da. Ha söyle. Ha. Söyle Zeynep. Annem hasta da benim yanıma gel dedim zaten gelmiyor. Sizin yanınıza uçarak gelmiş. Oraya neyle gelmiş bir sorabilir miyim? Beni bakıyor. Aa vurdu gol oldu. Yani. Beni bakıyor. Annem babamın okur yazarları. Yani. Annem babam kolaç yok onlar değil. Bir kere de biz kolaç alıyoruz. Ben getirdim. Ben getirdim. De öyle geldi. Babam ne bilmiyor okum yazması yok. Annem bilmiyor. Sırtından... Onlar kaybolsun. Bir de ben onlara mı arayayım? Buraya gelip bir de onlara arayayım. Otobüsle mi getirdin? Neyle getirdin? Esra Hanım. Otobüsle getirdim. Otobüsle nasıl geldiniz buraya çıkar. Gerçekten? Tamam otobüs buraya gelmiyor mu? Çorum'a gelmiyor mu? Çorum'a gelmiyor. Ama şimdi bak oraya gelirken... Sen nerede oldun belli değil. Biz nerede oldun belli değil. Parayla karşıladık yani otobüs şeysine. Biletini alırdık. Senin nerede oldun belli değildi ki. Şşt, bu arada bak yani, işte... E şimdi kendisi müteahhit de. Bana Allah'a şükür yani her şeyimiz var. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Ay vallahi öleceğim. Tamam, Allah razı olsun. Dur Zeynep. Ya. Şimdi bugüne yazıklar kadar... Yazıklar olsun senin gibi evlata anladın mı? Tamam. Benim annem kız, ölümden döndü. Bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum. Barış imzalayacağız bir dakika. Şimdi dur. Zeynep. Dur, hani, dur Ali. Siz oraya efendim? Gitseydiniz onlar sizi işte kapıya... Evin içeri sokmayacaklardı. Zeynep diyor ki ben oraya gitseydim beni kapıdan içeri sokmayacaklardı. Şimdi benim kapım herkese açık ya. Sizi aldım. Zeynep, Ali sizi de buraya Caner getirir. Burada o barışı imzalarız. Rahat rahat sen de böyle göğsünü gere gere mutluluğunu ilan edersin. Abla yine gelmeyecek. 3-4 sene sonra yine biz buradayız. Ha, işinden dolayı mı? Neden dolayı hani küstüğün için mi? Yoksa... Niye gelemiyorsun Ali? Niye gidemiyorsun? Abi işlerim var. İşlerim var. Müteahhit adam benim ya. Benim inşaatlarım yarım. Müteahhit adam ya. Ya müteahhitim ha. Evet. Duydum, müteahhit adam tamam ya. Yedi Allah'ım yarabbi yarabbi. Yedi kişi çalışıyor ya. Müteahhit adam seninki gibi. Gelemezsin. Kahvede bunlar oynamıyor ki. Sonuçta adam çalışıyor. Karısına bakıyor. Beni bak. Ben varım. İster kumar oynar. İster hanımı. Vallahi herkes kendine... Karışma. Anne saniye. Ben de Çorumluyum. Geldim de Çorumluyum. Tamam mı? Yanlış bir karışamam ben. Dur, yanlış bir ben. Herkes kendi kocasından sorumlu olsun. Bir dakika. Yanlış bir benzetme yapmak istemiyorum. Tamam o zaman sen niye karışıyorsun millete? Ben memnunum. Tane milletin müteahhit ben memnunum. Ya bırakın müteahhit değildir ben ya. Ben de memnunum Allah'a şükür ben yani. Ben çıktıysam şu annem için. Yarını tamam. Var. Halime. Yarım kadının için çıktım. Alın teriyle parasını kazanıyorsa ne iş yaparsa evet, yapsın. Mimanın alın teri de. Getirsene. Siz Zeynep'le kardeş olduğunuza benim emin misiniz? Benim inşaat sektörü kartım var. Bir göstereyim mi? Vallahi bilmiyorum. DNA testi bari yaptıran bir çünkü abla. Biraz böyle yok, eltiler ya. Yarışıyor artık... gibi bir halleri yok mu? Ya ben yok mu başımda bunların gazeteyi olmaz. Caner nedir o? Sen aktar bize. Durun bir dakika. Ne o? Esra Hanım Ali Bey'in yaptığı işle ilgili bir şey kart... Alçı, hemen okuyayım ben size ne iş yaptığını. Alçı, sıva, boya, dış cebe işleri itina ile yapılmaktadır. Ali Çolak. Kestane diyarında selamlar gibi oldu. Bir şey hani senin eşin ne iş yapıyor acaba onu sorabilir miyim? Hani şöyle bir de çıksak televizyonu biz de görsek eniştenize. Niye? Beni bak. Ben alın teriminden kazanıyorum. Benim eşim yiyor. Halal olsun kardeşim yesin. Halal olsun benim kocama. Anladın mı? Ben çalıştım o yiyecek. Sen benim kocama ağzını uzatamazsın. Sen karışma. Sen bir köşedesin.
Sen şu kafanın dış mandalısın. Sen benim eşimi karıştırıyorsun. Ben karışırım. Şu kadına dua et. Sen de dış mandalısın yani. Bu kadına dua karışamazsın. Ben bunun için bir şey geldim. Söyleyeceğim. Yemin ederim kardeş olduklarından şüphe ediyorum. Valla ben şüphe ediyorum galiba. Gerçekten ben şüphe ediyorum. Yeter artık. Siz niye eşlerinizi yarıştırıyorsunuz ya? Şimdi eş yarıştırmaya geldik ya biz buraya. Kardeşi bırakma. Yani şimdi sen Ali'nin müteahhit olmadığına üzülüyorsun. O eniştesinin seni aslında üzdüğüne yani sizin... Bana müteahhit olayım da Cenab-ı Allah ondan nasip eder Esra abla bugün ya. Ben buraya niye geldim biliyor musun? Ben bu soruların cevabını geldim Esra abla. Madem biz para... Annem 20 milyar para teklif, babamı 5 milyar para göndermiş. Ablamı da bağlayabilirsin, benim eşimi de bağlayabilirsin. Kim dedi bunu? Ali Çolak dedi, bunun açıklamasını ben yapsın ve delil göndersin. Ablamı da bağlayabilirsiniz, ablamı bağlayabilirsiniz. Hayatım kendi hesabını Ali Çolak'tan giren bir para var mı? Bu çıkar ortaya zaten. Sonra beni dedi yakalamasın. Ablam 5 milyar aldı. Sana da 15 milyar verelim. Olmaz mı? Kenan susarsın yani. Hiç olmaz buradan yayından çıkar gidersin. Vallahi benim paramı yiyen yok. 15 milyar belediyede duruyor. 10 milyar benim kocamda duruyor. Kocam yiyor. Halal olsun yesin. Şey oynuyor. Sonra ben. Kimin kocası bu? Bu benim. Ay öyle olmadım ya. Yine bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim hani kız kardeşime şiddet uyguluyor, kapılara atılmıştan geldi. Önceden de böyle miydiler Hatice anne? Esra abla benim eşimi bağlayın. Hatice anne. Madem önceden böyle miydi bunlar kız kardeşim? Eşimi bağlayın. Eşimi bağlayın. Çok merak ediyorum. Dur. Zeynep. Ablanla anlaşır mısınız? Efendim? Ablanla anlaşır mısınız? Ya! Değerli ünlü. Aynen, ara sırada esiyor işte çok beni ayır. Yani. Ne? Damarımı bastım eserim. Bir dakika Zeynep, dediğini anlamadım. Neye güldüğünü de anlamadım. Kedinin kuyruğunu bastım mı eserim? Ara dışarıda esiyor yani. Ne dediği bilinmez yani. Esra abla. Ya doğru, hayır, deliyim ya ben. Eskiden anlaşır mıydınız yani? Senin arkanı kollar mıydı? Seni savunur muydu? Yoksa hep gidişiyor muydunuz böyle? Kollayacak ya, o anca kendini kollar. Beni bilmiyor ki kolladığını. Görmedim yani. Ama bak bu kadar 2 yıldır savaştığına göre var mı bildiği? Niye böyle davranıyor? 2 yıldır savaşıyormuş peki ya. İlkinki yerde ne yapmamış? Kardeş gibi arkasını çıksaymış. Neyi çıkmamış? Esra abla gittim. İlk evliliğinde bu kadar zorluk çekerken, çocuklarını korurken yine ablan yanında mıydı? Beni bak, en azından evlilik gideceğin yer adam gibi kocanın başında olurdun, çocukların başında olurdun. Tamam mı? Ama evlilik bitirmeli. Hayır, sen boşandığına mı kızıyorsun? Boşandığını kızmıyorum abla, o beni laf ediyor ya. Zaten kıyamet kopmuş 5 yıl önce zaten boşanmış. Hayır, çocuklarını da göremiyor diyordun da o zaman da böyle miydin? Beni boşandım da gittim dedi. Boşanmamış, aynen, neden bir seni sonra onu söylemiyorum hayatım. 5 yıldır bu kadın kocasından ayrılmış ya. Ayrıldım. Çocuklarını da bu süre içerisinde sizinle yaşarken göremedi ya. Sen o zaman da böyle cabbar mıydın? Abla beni demedi ki, abla beni göstermeye demedi ki, annemle beraber gitti. Onlar çocuk göstermedi. Karakola dahi gitmişler, işte, şikayet etmişler. Sen de enerjini yanlış yere, sen hep Ali'ye yönlendirmişsin. 2 yıl çocuklara yönlendirmişsin. Hayır beni zaten... demedi ki ben çocuklarımı görmüyorum. Zeynep'ciğim dinliyoruz seni. Nasıl bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Sen mutlusun halinden anladığım abla, kadarıyla. Abla ben bir konuşurayım ya. Bir dakika hadi. Ben bir konuşayım mı? Ali, Zeynep hep böyle güler misin? Mutlu musundur yani? Ya. Psikoloji bozuk ya. Ya güleriz yani, ağlayacak bir şey yok Allah'a şükür, mutluyum. Ağlıyordun ya. Ağlıyordun, gözyaşları döküyordun ya, enişte beni sokağa attı, ben bir kapıyı bakıyorum. Neden telefonların Ali'de, neden sende değildi? Ya. Sen de ağlıyordun ya, eşimden boşanacağım bir koca da bana bunu diyordun ya, ne oldu? Bağlat durum. Yeter artık Esra abla. Ama bir şey söyleyeceğim. Buraya saldırmaya çalışıyorsun. Aa. Siz peki bu konuşmayı yapacağınız... Duysun da şimdi o konuşmayı yaptığınız demek sizin aslında ilk başta iletişim kurmanız demek. Ulan beni abi boş ver alacağım, bu mu kaldı senin? Hiç konuşuyoruz onlarla, her zaman konuşuyoruz abla. Ali ile hiç anlaştıkları dönem oldu mu ablanın? Bırak. Ya beni her akşam her hafta arıyordu benim bu ya. Bir haftadır böyle ya. Yarımsın. Yarın çıkacaksın Allah biliyor. Ulan ölürsen böyle boş ver sen. Ölürsen önemli deme. Yemin ederim anlamıyorum ya.
Zeynep ablanın böyle davranmasının nedeni ne sana göre? Neden ablan böyle davranıyor? Niye böyle yapıyor? Çünkü uzak yerde olduğum için o yani buradan ayrılıp eve gelmemi istiyor yani şeyler o. Hayatım. Yakında olsam ne olacak? Yakında yerde de aynı senede bir geliyordu o da. Yani evlenmesin, baklanmasın. O da yakında yani yarım saatlik yoldu. Başka ben buna inanmıyorum. Önceden de diyorsun bunu sebep yapmış olamaz. Ablanın bak bu kadar öfkelenmesinin, sinirlenmesinin altında yatan neden ne sana göre? Ya ne bileyim ki hani her zaman öyle. Biz hani bu zaman değil, her zaman öyle. Senden bir ricada bulunsam, bak annem bile sizin aranızda kaldı. Sesi çıkmıyor kadıncağızın. Ne diyeyim ki? Ne ya diyeyim? Anneye bak eğer içinde... Gelsinler, öpsünler elini. Gel, anneni kırma, ablanla istemiyorsan görüşme ama annen gerçekten rahatsız, ölümlü dünya yapma bunu. Ali Bey sizden de evet, rica ediyoruz gelin, ya. Gelin öpün elini, barışalım yarın hani anlaşma. Uzlaşma olsun. Ne dersiniz? Ben de öyle istiyorum işte. Ha böyle olsun. Ha, sen bunu mu istiyorsun? Ben de bunu istiyorum. Daha ne söyle o zaman. Ya? Ne isteyeyim ben? Esra abla ben çıkmak istiyorum. Niye? Uzlaşma istemiyor musun? Yeter artık. Tamam otur bakma ekrana. Görmezsin onları. Onlar... yeter artık. Oturur musun? Ay. Teyze sen söylesene kızına. Teyze sen söylesene kızına. Özledin mi Zeynep'i? Özlememiz ya. Heh, sen oldun. Söyle bunu söyle. Özlememiz. Arıyoruz. Ben dışarı giden bir bakın gelen. Tap Nisan var kapat telefonu. Tamam, mesela ne varmış o merak ediyorum. Biraz sonra ben ne yapayım ya? Söyle. Kocası beni 20 binler para teklif etti. Ne bu diye? Zıkım olan süt parasıymış. Ben bir parayı ne yapayım? Beni. Benim param yiyen yok. Ben kafamdan ameliyat oldum. 50 milyar para verdim. Ben ne yapacağım parayı? Süt parası diye bir şey teklif ettin mi Ali? Hı, 20 bin TL. Abla şimdi süt parası şimdi şöyle bir şey. Biz Manisa'ya gittik ya. He. Niye lan açık? Ben dedim ki yani biz buraya kadar geldik. Sonuçta annesi. Hayır telefonda dedi anne sen o. Telefonda dedi. Telefonda dedi. Bir dakika. Bir dakika. Sen sus. Anlatsın. He, oraya gittim. Hatta dedim enişte de vardı da. Dedim ki ya böyle böyle ben para vereyim dedim. O da dedi ki ya boş ver verme dedi. Yani yanlış anlayla dedi. Yok dedim ben uzattım almadı orada. Ne parası verdin ne parası aileye? Sen uzatılan para. Dur. Ya ben içimden geçerek verdim. Ben içime kötü bir niyetli bile değil. İçimden gelerek verdim. Bu hani Ankara'dan Manisa'ya geçiyorsun iş sebebiyle. He. Hani anne al ben senin damadının bunu da harçlık yaparsın diye mi verdin? Ya neyine ben bunun parasını yiyeyim? Ben ön niyetle verdim yani. Kaç para dedi, para? Telefonda. Telefonda dedi. Ben bir dakika vardım, kaç para para? Ya o zaman yalan ver. 500 milyon, 1 milyar mı ne para? 500 milyon neydi gün, ya herhalde? Anladım. Kaçtığı gün dedin. Peki. Kaçtığı gün teklif ettim. Kaçtığı dedin. Zaman ben başlık parası vereyim dedin dedim mi? Evet. Tamam, arayıp dedim, sorman 20 milyar para vereyim dedin. Arayıp sorman diye bir şey demedim. Yalan evet, konuşma bak evet, 20 milyar demedim. Evet, ben başlık parası, evet, süt parası vereyim dedim. Ne demek? Demedim, süt parası ne demek? Niye peki ya? Neyin başlığı bu? Ne alıyorsunuz siz? Ne alıp ne demek bizim burada örf adetlerimiz böyle? Ay işte o örf adetleriniz öyle başlık parasıyla parayla olmayacak kardeşim. O 20 bin lirayı verene kadar yol parası yapacaksınız. Gideceksiniz Allah'ın emriyle isteyeceksiniz. Bu kadar basit bu iş. Ya abla ben kime kime güvenerek gideceğim? He? Kime bak, güvenerek gideceğiz? Olsun onlar kovacaklar sen gideceksin çiçeğini çikolatanı alacaksın. Bak onu yapmadığınız için 1000 tane 2 yıldır çikolata... kargaşa. Doğru söylemiyor muyum Zeynep? Ya o değil ben bak geçen beni bundan bir hafta önce oğul aradı kuzur etti. 2 yıldır tamam hiç konuşmamıştık dedin orada hani atıp savuruyordu. 2 yıldır hiç de mi görüşmemişik hiç görmedi tamam, görüşmemişik. Tamam şimdi o zaman bak Ali'cim sana da söylüyorum Zeynep'cim sana da Halime'cim sana da teyzeciğim sana da. Eğer gelmek isterseniz yarın buraya gelin. Annenin elini öpün. Artık şu küslük bitsin. Ya. Senin de kafan rahat etsin. Onun da kafası rahat etsin. Kafalarda soru vallahi işareti kalmasın. Tamam mı? Enişten, gelirsen daha da memnun olurum. Gelen varsa gelsin buraya. Ben beyle gidemem. Enişten de var bu devrenin içinde götürürken. İyi peki nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ben teklifimi yaptım kardeşim. He? Karar sizin. Bakayım büyüklüğü. Eniştesi varsa Allah razı olsun. En başta yapamadığınız ya, o büyüklüğü nasıl şimdi yapacak mısınız yapmayacak mısınız? Alın ortada benim. Ben şimdi göreceğim kimin ne kadar iyi niyetli olup olmadığını. Teşekkür ediyorum yayına da bağlandığınız için. Sağ olun var olun. Sizi de uğurluyorum. Bekleyeceğiz yana kadar. Gelirlerse gelirler. Gelmezlerse. Teyzeciğim sen çıktın yollara geldin mi? Yani. Çok zahmet edip de bir kalkıp gelemediler. Deriz konu biter gider. Tamam mı? Gelin. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var.
Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.